Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İnşallah herkes iyidir. Bugün yoğurtlu patates salatası yapacağız. Çay saatleri için lezzetli bir tarif. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Orta boy 4-5 tane patatesimiz olacak. Ben tek tek malzemeleri göstereyim. Öncelikle patateslerimizi haştıktan sonra bu şekilde doğradım. Çatalla güzelce ezeceğim onları. Daha sonra bir limon suyu, bir çay bardağı zeytinyağı, iki tane havucu yağda bir çevirdim, bir diş sarımsakla, iki su bardağı süzme yoğurt, bir su bardağı da normal yoğurt, maydanoz bir tutam, 4-5 dal yeşil soğan, bir tutam dereotu. Üzeri için süslemek için mısır kullanacağım. Yazdan haşlayıp dondurucuya attığımız mısırlar. Kekik, tuz ve pul biber. Üzerine de pul biber serpiştireceğiz. Öncelikle patateslerimizi çatalla eziyorum. Daha sonra önce havucu ekleyeceğim. Yağda kavurdum azıcık. Böyle daha güzel oluyor. Çiğden de konulabilir. Yeşil soğanımızı, maydanozumuzu. Sırayla malzemelerin hepsini bu şekilde ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Karıştırma işlemi tamam. Ben bir kalıba dökeceğim. Bir streç koydum üzerine kalıbın daha düzgün çıkması için. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu arada benim kalıbımın genişliği birazcık büyük. O siz ona göre ayarlarsınız malzeme oranını. O yüzden 5-6 patatesi çok rahat bir şekilde alıyor yani. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Çay saatlerinde olsun, akşam yemeklerinde güzel bir tarif. Streçini alacağım. Ve yoğurdunu bu kısma dökeceğiz. Süzme yoğurt olması daha iyi çünkü diğer yoğurt olmaz, kıvamlı olması lazım. Üzerine biraz da normal yoğurttan çırpıp koydum ki düzgün durması için. Bundan sonrası sizin tercihinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben azıcık pul biber yaktım. Bu şekilde bir üzerine gezdireyim diye. Nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz.
tamamen spontane şu anda. Üzerine de nane serpiştireceğim. Evet, bu şekilde haşlanmış mısırlardan kenarlarına ve ortasına da koydum. Süslemek tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Nane, pul biber, mısır, dereotu nasıl dilerseniz. Şimdi dolaba kaldıracağım. En az 1 saat dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra çıkartıp servis yapacağız. Dolaptan çıkardım, dinlendi. Misafirleriniz geleceği zaman akşamdan da yapıp dolaba koyabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Şimdi ben bir dilim keseceğim size göstermek için. Bu şekilde oluyor. Gerçekten güzel bir tarif. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.